meslek. Oyuncunun kendini geliştirmesi, hep bir adım önde durması onu seyredenlerden ve her karakterde aslında seyircisinin yeni bir şey bulmasına olanak sağlayacak kadar donanımlı halde olması en kıymetlisi. Uzun bir yolculuk aslında oyunculuk. Hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir öğrenme hali. Ama bugün kıymetli bir oyuncu konuğum var. Fakat başka bir alanı da tutuyor aslında oyunculukta. Çünkü bir oyuncunun karaktere hazırlanması, bir oyuncunun oyuncu olur bu diyerek keşfedilmesi ve yolculuğunda destek alması da bitmek bilmez bir yolculuk aslında. Hiçbir zaman bir oyuncu ben oldum diyemiyor, dememeli de. Ve her zaman her karakteri çalışırken mutlak ve mutlak akıl danıştığı, fikir aldığı ya da izleyerek yolunu bulabildiği isimler oluyor. Dolayısıyla birçok oyuncuya eli değmiş, birçok oyuncunun evet o oyuncu olur diye önden görmüş ve onlara yol arkadaşlığı yapan ve aynı zamanda çok beğendiğiniz, izlemekten de keyif aldığınız bir oyuncu bugün konuğum. Dolayısıyla hem oyunculuğu, hem oyuncu olma halini, hem oyunculuk yolundaki eğitimi konuşacağız kendisiyle birlikte. Bir cümlemiz var elbette. Hepinizin de heyecanla beklediğini düşündüğüm, umut ettiğim. Karl Barth diyor ki, kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Ama bugün başlayıp yeni bir son yazabilir. Şimdi öyle bir cümle ki böyle oku bir daha dur, oku bir daha dur, düşün bir daha oku. Geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamayız. Bu doğru bir bilgi. Bugün başladığımız şeye yeni bir son yazabiliriz. İstediğimiz zaman sonlandırabiliriz, istediğimiz gibi sonlandırabiliriz ya da sonsuz olmasını sağlayabiliriz. Aslında direksiyonun tamamen elimizde olduğundan emin olduğumuz bir konu bu. Sevgili Hülya Duyar, hoş geldiniz. Hülya Hanım, sondan başa doğru gitmek istiyorum. Talihsiz bir şekilde 2021 yılında anlatır mısınız, sakıncası var mı? Ben alan ihlali sevmem. Söyleyebilirsiniz Ceyda, bu soruya cevap vermek istemiyorum diye. Hayır. Beyninizde bir tümör mü tespit edildi? Evet. Nasıl oldu? Ya aslında şimdi şöyle bir şey var. Tabii buradan hemen söylüyorum. Aslında ben kontrollerimi yaptırıyorum, check-up'larımı yaptırıyorum her yıl falan. Tamam. Sadece bir rahatsız olduğumu hissediyordum. Bu sette bazen konuşurken falan kafam bir an dalıyordu falan. Ama tabii orada bir kibirlilik söyleyemiyorsunuz. Sadece eşime dedim ki ya galiba bir MR yaptırmam gerekiyor. Kesin. Ne oluyor, kelimenizi mi unutuyordunuz? Yani niye soruyorum? Herkes bizi izlediği için. Evet. Böyle bir şey varsa Allah korusun. Lütfen buna, gitsinler zaten. Evet, bir şey, ne oldu? Yani onu hissediyordum ama ignore ediyordum. İşte çekimim var şu falan. Sonra bir an tatilde. Repliğinizi mi unutuyordunuz? Replik unutabiliyordum. Bir an böyle bir an nasıl söyleyeyim. Yani bir sıfır saniye yoksunuz. Yeniden geliyorsunuz devreye. Hmm. Ve orada hissediyordum. Sonra bayıldım. Ve sette mi? Yok, tatilde Adana'da oldu. Oo. Hatta bir çok eski bir arkadaşımı Adana'ya götürmüştüm gezmeye. Alman ve Türk arkadaşım. Ve şansıma bayıldığımda o yanımda olması, eski hafızam olduğu için kolay uyanabildim. Hmm. Bir şans, bir kısmet. Ama o yüzden kontroller çok kolay, MR'lar çok kolay. Yani hemen aslında hep check-up yapılması gerekiyor. Tabii. Şansıma da. Şimdi ne durumdayız? Şimdi tabii iyiyim. Bütün her şeye hemen doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün herkese. Arkadaşlarıma da dahil. Şimdi yaptırıyorum. Her 6 ayda bir kontrole gidiyorum. Şimdi yeni çıktım kontrolden. İyi her şey. Şimdilik iyi. Şahane. Evet. Peki Almanya yolculuğu, bir anda da başa dönüyorum şimdi. Okay. Almanya'da yani doğduktan 8 sene sonra mı Almanya'ya gidiyorsunuz? Hayır, aslında annem bana hamileyken babamın kağıtları, Almanya kağıtları çıkıyor. Hatta ismi o yüzden Hülya, Hülyalarımız olduğu için. Beni bebekken götürüyorlar. Aa, çok iyi. Sonra 3 yaşımda geri getiriyorlar. Sivas Gemerek doğumluyum ben. Evet. Sonra halamın yanında kalıyorum 8 yaşıma kadar. Sonra 8 yaşından sonra Berlin maceram var. İşte 17 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. İki şehirde yaşıyorum aslında. Berlin ve İstanbul'da. Hala Almanya'ya gidip geliyorsunuz. Tabii, evet. Müthiş bir şey. Ya. Nasıl gidiyor iki hayat?
Şimdi yani şimdi şöyle oluyor. Bu galiba göç çocuklarında hepimiz de aynı. Bizim bir ana vatanımız var, bir de baba vatanımız var. Güzelmiş bu tabiri. Ya, evet. Çok güzel. Ve biz işte bir şekilde iki tarafa aitiz. Ama ben işte İstanbul'u çok seviyorum, Türkiye'yi çok sevdiğim için burada yaşamaya karar Peki, verdim. Peki Türkçeniz çok güzel. Ders alıyorum aslında değil. Gerçekten. Değil. Hala alıyorum evet. Çok kötüydü. Gerçekten tedirgin oluyorum çoğu zaman oynarken. Çok korkuyorum küçük çocuk gibi. İşte ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi Almanya'da yaşadınız, sonra peki oyunculuk, bu sektör nasıl hayata girdi, nasıl oldu bu hikaye de çok merak ediyorum. Ya aslında şimdi şöyle, ben normalde gerçekten make-up artistim. Tiyatro yani için. Makyözsünüz. Şimdi şöyle, makyöz, hani makyaj evet. Ve saç değil. Bütün işte perukdan tutun bir make-up artistim ben tiyatro için. Türkçe karşılığı nedir? Ya aslında make-up artist oluyor. Hani sadece Türkiye'de ve Fransa'da ayrı. İşte vizajistle saç ayrımı var. Hmm. Şimdi Almanya'da hepsini yapmak zorundasınız. Yani siz aynı zamanda hem saç hem makyaj uzmanısınız evet. Aslında. Evet. Bunun eğitimini mi aldınız? Aldım evet. Müthiş bir şey. Evet ve çok seviyordum ve bunu 12 yaşımda biliyordum tiyatroda çalışmak istediğimi. Ama oyunculuk hiç düşünmüyordum. Çekingen, utangaç biriydim ben. Bence hala sessiz yer birisiniz gerçekten. Evet, yani çok çekingenim dim. Sadece şey yapmak istiyordum. Tiyatroda olmak istiyordum. Bu ışık dizaynı olabilirdi. Ha. Bu kostüm dizaynı olabilirdi. Make-up artisti seçtim. Çok ilginçmiş. Peki bunda plastik makyajda da dahil mi? Vardı. Evet, hepsi İşte vardı. Gençleştirme, yaşlandırma, hepsi, karakter evet, değiştirme evet. Bir oyuncunun evet. Üzerinde. Bıyık yapma, kaş dikme hepsini öğrendim. Şey. Kaç sene icra ettiniz sanatınıza? 6 yıl eğitim vardı. Sürdü. İşte eğitim sürecinde oyunculuğa mecburi kaldım. Rica ettiler. Ya aslında çalıştığım tiyatroda bir oyuncu ayrıldı aniden. Bir dakika, siz eğitim alıyordunuz. Ya şimdi şöyle bir şey var, konsept anlatayım. Lütfen. Şimdi bir siz make-up artist olmak için bir kuaför diplomanız olması gerekiyor. Tamam. Ve iyi bir yerde ders, hani eğitilmiş olmanız gerekiyor. Sonra sizi bir make-up artist alıyor. Diyor ki o make-up artist tiyatroda sizi eğitiyor. Tiyatroda bir make-up artistin yanında asistanlık yapmaya başlıyorsunuz evet, gibi bir evet, şey bu değil evet, mi? Tamam. Evet. Ve orada bütün eğitim ve okulla beraber paralel çalışıyorsunuz. İşte defilelerde çalışıyorsunuz, filmlerde çalışıyorsunuz, tiyatroda. Tamam. Ve bunu size hocanız öğretiyor. Okulunuz yönlendiriyor peki evet, size buna evet, değil mi? Evet. Bir make-up okulu var Almanya'da. Evet. Müthiş. Ama şimdi sistem değişti biraz. Ha. Şimdi daha çok özel okullar var. Bir yılda çözebiliyorsunuz. Anladım. Ama bizim dönemimizde biz diplomamız olması gerekiyordu. Müthiş. Ve tiyatrodaki bir usta sizi alıp eğitmesi gerekiyordu vesaire vesaire. Biraz daha zor kapsamlı bir süreçti. Kapsamlı ve uzun. Evet. Ve o arada bir oyuncu arkadaşımız ayrıldı tiyatroda. Ve ben de oyunu hep izlediğim için sanat yönetmenimiz sen oyna dedi. Şimdi bir oyuncuyu anlatacağımıza girmeyi, çıkmayı vesaire. Ben dedim ki hayatta oynayamam. Evet, sizde ne gördü? Hayır. Ya aslında bence çaresiz kaldığı içindi galiba. Çünkü diyorsunuz ya sessizdim. Hani sadece mesleğim için oradayım. Yani burada bir şey görmüş olmam lazım. Ya bir gençlik tiyatrosunda oynadığımı biliyordu. Belki ha, onunla ilgili. Tamam. Bir geçmişte bir sahne var. Ama küçük de olsa. Çok küçük. Çok olsun. Küçük. Ya, okay. Tamam. Ve bence çaresizlik bazen işte en kolayını düşünüyor. Bence en kolay çözüm onun için oydu. Tamam. Sonra ben de tabii çok hayır korktum. Dediniz. Hayır dedim ama rica ettiler, yok diyemedim. Ve sonra oynadım ve çok komik buldular beni. Sonra kadroya aldılar. Sonra işte 4-5 yıl beraber sürdürdüm make-up artistlikte oyunculuğu. Sonra artık vazgeçtim. Sonra bir film kamera önü oyunculuk başvurusunda buldum. Bu şusu kazandım ve onu okudum. Eğitim. Evet. Eğitiminizi o tarafa çevirdiniz. Evet. Çünkü işte tiyatroda 12 yıl kadrolu çalıştım. Evet, evet. O yüzden böyle şey, oyuncu olmak zorunda kaldım. İyi ki. Çok güzel cümleyi, bir oyuncu olmak zorunda kaldım. Ama çok seviyorum. İyi ki olmuşum. O da ayrı. Peki anne baba ne dedi bu süreçlere? Şimdi orası başka. Çünkü bizim, yani biz bir getoda büyüdüm ben. Ve gerçekten böyle hani
üzmemek için onları böyle gerçekten bir sanat eseri gibi yavaş yavaş onları alıştırdım. İlk annenize mi söylediniz? İlk anneme söyledim. Sonra babam hep gazete okur tabii bir yerde. Sonra şey var işte İran okuyor, Hülya diyor falan. Sormuyordu. Ha bayağı siz ilerlediniz. Gazeteye çıkacak kadar baba hala bilmiyor. Aslında biliyordu bayağı tabii. Bayağı sessizmişsiniz. Ama annem bildiği için de söylemiştir. Kesin. Ama sonra artık bir dönem sonra annem şimdi hala şey anlatıyor. Ben izin istedim diyor. Ben onay verdim diyor. Okey ben de teşekkür ediyorum çünkü engel olmadı. Ama korkarak çalıştım 2-3 yıl. Babanız? Sonra babam sanki sonradan şey gibi konu olmadı. Aa! Ya. Bu ne demedi? Hayır. Başarılı ol arkandayım demedi. Ya, hiç mi konuşulmadı? Şimdi babamla iletişimimiz biraz yani çok yoktu. Ha. Yani konuşmazdı genelde. Hmm. Ama bir şey demediğinde kabuldü. Ha yani sessizlik kabul demek. Evet, evet. Fırtına öncesi sessizlik değil. Evet ama bir an neyse. Böyle şey korktum anlar oldu. Ha. Yani okey. Dedim yani bir başka bir süreç o. Yani evet. Bütün çocuklara da babalara da annelere rica ediyorum çocuklarını dinlesinler ve yardımcı olsunlar. Konuşmak diye. Kıymetli değil mi? En kıymetli şey. Bir de annemize babamıza en kıymetli bir şey. Konuşuyor olmak evet. Sonra ardı arkası kesilmeyen işler yapıyorsunuz. 2002'de evet. Mi başlıyorsunuz? Yanlış mı biliyorum? Ya şimdi oyunculuğa yani 92'de yok, başladım. Yok çok önce başladım tiyatroya. Evet. Sonra yani Türkiye'de ne zaman başladım? Şimdi Almanya'daki çok uzun. Türkiye'de ilk İbrahim Tatlıses'le başladım. İlk yönetmenim İbrahim Tatlıses. Ne diyorsunuz? Evet. Müthiş bir başlangıç. Ama yayınlanmadı o proje. Sonra, nasıl oldu peki Almanya'dan Türkiye'ye gelip İbrahim Tatlıses'e? Aslında Gülse Birsel Avrupa Yakası için çağırmıştı beni. Evet. Ama Türkçem çok kötü olduğu için olmadı o proje. Ah. Oradan İbrahim Tatlıses geldi. Gülse sizi nasıl keşfetmiş? Ya şimdi Almanya'da tabii oynadığım birkaç filmim var. Tamam. Ve oradan. Oradan keşfetti. Evet, evet. Çünkü Almanya'da da çok işler yaptım Ceyda Hanım. O yüzden tiyatrolar kurdum, yönetmenlik yaptım. Tabii çok orada işlerim. Müthiş bir şey. Evet. Hala evet. Devam ediyor musunuz? Ya şimdi Türkiye'ye geldim, yoğunlaştım. Şimdi tabii yine dönüp tabii birkaç şey yapmak istiyorum. Ne kadar zamandır Almanya'da yönetmen olarak bulunuyorsunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında ben bizim iş meslek alanın her şeyini seviyorum. Burada da yapımcılık da yaptım. Caveman diye bir oyun yaptım. Müthiş. Ya şey bütün her şeyi seviyorum. Yani tek yazamıyorum. Senarist olsam çok hikaye yazmak isterdim ama maalesef. Ama anlatıp bir senaryo grubuna senarist ekibine yazdırabilirsiniz evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki İbrahim Tatlıses'le ne yaptınız ilk Türkiye'de? Ya aslında bir Haldun Dorman vardı, Nurgül Belgün vardı. Aslında ilk tecrübem çok keyifliydi, tatlıydı. Ama sonra yayınlanmadı. Sonra? Meral Okay ustamla buluştuk. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Benim de hayatıma dokunmuş çok kıymetli bir isim Meral Okay. İnanılmaz. Çok seviyorum onu. Evet. O şey yani. Bizi duyar o. Evet. Onu almadığım bir günüm yok. Evet. Çok seviyorum. Kıymetlerimiz var ya ülkemizde çok. Ve çok büyük kıymetler onlar. Meral Okay da onlardan biriydi gerçekten. Ve işte anmazsan, yani anıyorsan ölmüş sayılmıyor benim için. Asla. O yüzden hep yaşayacak çok güzel kıymetlerimiz var bizim evet, bu hayatta. Evet. Peki böyle karışık karışık gideceğim. Yalı Çapkını. Evet. Sizin sanırım aslında sektörde oyuncu anlamında Türkiye'de hayatınızı değiştiren bir şey oldu diye düşünüyorum. Ne oldu Yalı Çapkını'ndan sonra? Benim için mi? Evet. Ya şimdi şöyle aslında Yalı Çapkını'nı çok seviyorum. Yani bir şey nasıl söyleyeyim şöyle yapmam gerekiyor. Ben bir OGM fanıyım. Onur Bey'in ve Gülsel Hanım'ın hayranıyım. Ben de artık kadrolu oyuncu gibiyim neredeyse. Ne güzel. Çıkmak istemiyorum OGM'den. Haklısınız. Ki haksızlık olmasın çok iyi yapımlar falan var ama ben çok seviyorum. Yani sektörde evet. Çok kıymetli ve işinin hakkını veren yapım şirketleri ve yapımcılar gerçekten gün geçtikçe çoğalıyor. Evet. Ama insan böyle oyuncu olarak seçiyor yani arasında ister evet. istemez. Aynı
aynı sayfadayız sizinle fikir olarak. Oh ne güzel. Kesinlikle. Umarım bir gün, bir de bu arada size oyuncu olarak hayranım. Çok teşekkür ederim. Aşığım size yani gerçekten. Ay sizden bunu duymak ne kıymet. Teşekkür ederim. İnanılmaz muhteşemsiniz. Onu da yanı sıra söyleyeyim lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Gerçekten. Oldum. Teşekkür ederim. Ve işte Yalı Çapkını'nda oyuncuyum yani seviyorum o ekibe dahil olmayı. Şimdi sektörün hemen hemen her alanını tutmuş bir oyuncu olarak bir dizide oynamak nasıl bir duygu? Yönetmen olarak, işte make-up artist olarak ama bir yandan da oyunculara da destek olduğunuzu duydum. Yanlışsam ne olur düzeltin beni. Aslında ya. Türkiye'de oyuncu koçu diye söylüyoruz bunu ama ben hani aslında o bir öğretmenlik, koçluk gibi değil daha çok öğretmenlik. Oyunculara öğretmenlik yapıyorsunuz. Hepimizin ihtiyacı olan bir şey aslında. Evet, ben de ders alıyorum bu arada. Kendim de alıyorum. Almalıyız zaten. Ya, bir de biraz önce şey söylediniz. Ben gerçekten salak bir oyuncuyum. Estağfurullah demiyorum. Hayır, bunu çok severek söylüyorum. Ben her sette küçük bir sahnem olsun ve korkarak oynuyorum. Ve diyorum ki umarım halledebilirim bu sahneyi. Umarım oynayabilirim. Bildiğiniz diyorum. Bir yerden oyunculuk yapmak daha kolay değil mi? Ya şimdi şu eğitmen kimliğinizi de içine katarak soruyorum ya aslında. Aslında eğitmen kimliği şöyle bir şey. Herkes bir oyuncunun kendi felsefesi var. Evet. Ve benim felsefemde şey var. Bakalım bugün ne çıkacak? Ve karşımdaki oyuncu arkadaşım gözüne bakarım ve gerçekten ürkek, korkak bir oyuncuyum ben. Şey çok çalışırım evde ama bana o yani orada söylemek istediğiniz şey bence açlık ve hani bilmiyorum yani her sahnede evet, bilmiyorum asla diyen bilmiyorum. Bir yerden gerçekten, performans göstermek gerçekten öyle sanki. Yani siz yönetmenimle konuşabilirsiniz. Bazı yönetmenler ilk başta söylüyorum hocam ben hani hakimimdir hikayeme, dramaturjiye falan ama sakın korkmayın diye sakinleştirebiliyorum yönetmenleri önceden. Sonra tabii rolüme alıştıktan sonra oyuncu arkadaşıma alıştıktan sonra o bir toparlanıyor falan ama gerçekten şey diyorum nasıl baş edeceğim diye bir panikle oynuyorum her seferinde. Ama oyunculuğun ilk sorusu bu olmalı değil mi Hülya? Ya onun şimdi her oyuncu kendine göre karar versin. Öğretmen kimliğinize soruyorum. Evet. Her oyuncunun karakteri, ele alış biçimi zaten bu bilgisizlik ve meraktan gelmemeli mi? Şimdi şöyle bu konuda hassas davranmak istiyorum. Şimdi benim için evet. Benim hocalarım da öyleydi. Öyle eğitimler aldım. Bir konuda hani hep sıfırdan başlamak. Siz zaten çok güzel başladınız oyunculukla ilgili. Ve belli de anlattığınız şey doğru. Ama şimdi bazı oyuncular var. Onlar başka bir yerden beslenip oynuyor. Tabii. O yüzden zaten o yüzden oyunculukta bir sürü teknik var aynen, aslında. Aynen. Değil aynen. mi? O yüzden ama ben bazen şey istiyorum diyorum hani biraz daha cool olsam güzel olabilirdi diye düşünmüyor değilim. Yani bilen bir yerden mi durmak? Ya hayır aslında biliyoruz. Teknik olarak biliyoruz matematiğini. Tabii. Ama sonra bir matematiğin arasında bir sürü nüans var, duygu nüansları. O ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Peki böyle karakterleri canlandırırken çok gözünüzün önüne gelen bir akraba, bir sevdiğiniz oluyor mu? Hep oluyor. Hep. Yalı Çapkını'nda mesela gözünüzün önünde kim var? Ya şimdi Yalı Çapkını'nda benim tanıdığım bir kadın var. Çok sevdiğim bir kadın var. Ona yaklaşarak ama neredeyse bütün rollerim ben tanıdığım birisine içimden armağan ederek oynuyorum. Armağan etmek. Yani nasıl diyeyim? Şimdi şeyde biliyor mu oynadığınız karakteri oradan esinlendirici? Hayır. O zaman armağan etmiş sayılmaz. Ya şöyle bir armağan ediyorum. Mesela daha şeyde Yalı Çapkını'ndaki Şevika'nın hikayesi daha çıkmadı, anlatılmadı. Hı hı. Onun tabii kendine göre bir hikayesi var. Ama diyelim ki örneğin başka oynadığım roller vardı. Mesela Karagül diye bir dizide oynamıştım. Engelli bir çocuğum vardı vesaire. Orada benim bildiğim birisine armağan etmişim çünkü o hikayenin birebir aynısını yaşadığı için ve o yüzden onun anlaşılmasını istedim açıkçası. Müthiş bir şey. Yani öyle şeylerim var. Harika. Ya. Zaten evet bir karakteri canlandırırken birini hayal etmek yardımcı bir şey bence ama kime hediye ettiğinize hediye sahibi de bilirse daha anlamlı. Ya işte o da bir işin sırrı gibi. Evet, sihri. Evet. Peki Yalı Çapkını dışında projeler var mı sizi izleyebileceğimiz bir tiyatro oyunu olabilir?
Şimdi şöyle bir şey var Ceyda Hanımcığım, onu burada söyleyeyim. Çok Mayıs'ta bir işe başlayacağız. 7 kadınla bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Yönetmen de Malu yapacak. Pina Bausch'un bir koreograflarının bir tanesi. Pina Bausch deyince siz, ben böyle yaşasın diye heyecanlandım. Ve lütfen yani herkese diyorum, muhakkak izlesinler. Ve bir tane dansçısı, Türk dansçımız var Pina Bausch'ta. Bir Türk delikanlımız var, evet. Peki 7 kadın? Evet. Türkiye'de mi, Almanya'da mı? Ya şimdi şöyle, ben yıllar önce Lukas Lankov'la, Sherman Lankov'la bir belgesel tiyatro yaptık. Tamam. Biz bunu izleyebiliyor muyuz? Ya onu oynadık, bitti. Hmm. Ama o tekniği sevdiğim bir teknik. Tamam. Şimdi, belgesel tiyatro? Deniliyor. Ne demek? Şimdi biz bireysel kişilerin hikayelerini dinliyoruz. Diyelim ki örneğin bir mahkemede bir savcı, suçlu, avukat, temizlikçi ve orada röportaj yapıyorsunuz o kişilerle. Gerçek mahkemede? Evet. Herhangi bir yerde çalışıyorsunuz. Mağazada çalışan birilerine röportaj yapıyorsunuz. O kişilerin hikayeleriyle bir anlatım yapıyorsunuz. Ve çok seviyorum ben. Gerçekten. Ama biz bunu bir tek tiyatro sahnesi, özür dilerim, cehaletimi mazur görüyorum. İlk kez duyduğum için soruyorum. Yok. Tiyatro sahnesinde mi, evet, izleyebiliyoruz, evet, bunu? Çünkü belgesel tiyatro deyince ben hani kayıt altına alınmış ve artık onu biz işte internette bulabiliriz, izleyebiliriz gibi anladım. Yanlış anlıyorum. Aslında şöyle 18-20 yıldır falan çok popüler Avrupa'da aslında. Müthiş bir şey. Şimdi diyelim ben sizinle röportaj yapıyorum. Tamam. Ceyda Hanım diyorum, işte çocukluğunuzu, gençliğinizi, kırılma noktanızı, gücünü öğrenip onu röportajına yazılıyor. Tamam. Sonra o kişileri yavaş yavaş oynatıyorsunuz kendi hikayelerinde. Doğal gerçeklerin. Oyuncu olmaları gerekmiyor. Beni mi oynatıyorsunuz, evet, sahneye alıp? Evet, kendi hikayemi. Ben kendi hikayemi mi oynuyorum? Evet. Savcı da çıkıp kendi hikayesini, evet, mi oynuyor? Evet. Ve seyirci bilet alıp gelip onu seyrediyor. Evet, ama bu arada müthiş şeyler, sihirler olabiliyor, evet, o süreç. Peki ya, her gece aynısını mı oynuyor, evet, yoksa doğaçlama bir şeyler de olabiliyor, yok, mu? Şimdi doğaçlama biliyorsunuz çok zor bir iş. Evet. Oyuncu olmayan da zaten onu, şimdi şöyle bir şey, bütün oyunun dramatüsünü belgesel söz tekstlerle oturtuyorsunuz. Tamam. Ama sonra bir oyun haline geliyor ve hep bir oyun gibi tekrarlanıyor, sahne alınıyor. Ve bu beni çok etkileyen bir müthiş süreç. Müthiş bir şey bu. İnanılmaz. Ve sahnedekiler oyuncu değil. Değil. Ve o yüzden bir koreografla, işte müzik, canlı müzik, koreografi, bunlar bir onlar için bir motivasyon olabiliyor, bir enerji kaynağı olabiliyor. Öyle bir oyun yapmayı planlıyoruz. Mayıs'ta yapacağız böyle bir şey. Başlıyoruz, evet. Ama Türkiye'de değil. Türkiye'de. Hah, Türkiye'de. Tabii. Türkiye'de karakterler belli mi? Ya aslında değil. Hani birkaç tane çok heyecanlandığım kişiler var. İşte onlarla izliyorum onları yıllardır. Şimdi onlarla çalışmak ne istiyorum. Ne demek izliyorum? Yani bir saniye. Şu an benim için programın sonuna kadar konuşacak tek konu bu olabilir. Yıllardır halktan birkaç insanı seyrediyorsun Sülya, evet, Hanımcığım. Tanıyorum, şimdi onlarla izliyorum. Tanıştınız, evet, mı? Şimdi birkaç tanesiyle tanıştım, birkaç tanesiyle tanışmadım. Şimdi tabii ki bir süreç var. Bazen mesela röportaj yapıyorsunuz saatlerce, günlerce arkadaşı kuruyorsunuz. Bir an şey diyebiliyorlar, istemiyoruz diyebiliyorlar. Ha. Onu da göz almanız gerekiyor. Tamam. Çünkü bir de inanmadığınız şekilde bir arkadaş oluyorsunuz. Bir sürü sırlar çıkabiliyor. Tabii ki sahnelerken o kişilerin bireyliğini korumak gerekiyor. İzin verdikleri kadarına. Aynen. Ve bir de ben şeyi çok seviyorum. Ne yaparsak yapalım bir umudumuz hep olsun. Evet. Mutlu olmak için. Zaten umutsuz yaşanmaz. Asla. Yani girdiğin o sokağın çıkmaz sokak olduğunu biliyorsan yürümezsin ki sonuna kadar. Evet. İlla bir yerden çıkabileceğini düşünüyorsan. Yani bir duvarsa sonu ama o duvarın orada bir küçücük ışık varsa ve sen o ışığın içinden geçebileceğini biliyorsan gidersin. Yoksa giremezsin, evet, ki. Ya bir de mesela şey vardır ya, bir beton duvarı vardır. Bir küçük papatya yol bulmuştur mesela. Bir böyle açar. Bir kitap vardı, var diye biliyor musunuz? Çocuk kitabı. Evet. Çok, evet, güzel. Şey de kapağı da tam olarak dediğiniz, evet, gibi. Yani umut, yani her şeyi, betonu bile delebiliyor, bilir. Evet. Çok ilgimi çekti bu belgesel tiyatro meselesi. Evet.
Umarım evet. gözlemlediğiniz herkes kabul eder yol arkadaşı evet. olmaya. Ya orada artık ikna gücümüzü kullanacağız ve tabii evet. bir de çok güzel hikayeler var çok kişinin. Evet. Ya. En çok hangi hikayeler etkiler sizi? Ya şimdi şöyle nasıl söyleyeyim size? Ya sevgi benim için çok önemli bir şey. Aşık vicdan. Bir kadın mısınız? Ben hep aşığımdır. Yaşasın. Yani işini seven kişilere çok ya bir de onu bir yerden alıyorsunuz çok basit şeyleri çok sevip aşık olup mutlu olabiliyorum ben. Evet. Sonra çok sevdiğim zaman onu yönlendirme kontrolüme dikkat etmem gerekiyor. Kadınlar biraz orada galiba evet. şey oluyor değil mi tökezliyor. Evet, İlla evet. çok aşık olduğumuz, çok sevdiğimiz evet. şey en iyi versiyonunda evet, olsun evet, istiyoruz. Evet. Ama unutuyoruz ki aslında onlar kendi alanlarında en iyi versiyonunda. Aynen. Orada aynen. tökezliyoruz. Evet, evet. Annelik duygusu galiba bu biraz değil mi? Doğursak da doğurmasak da hepimiz anneyiz evet. kadın olarak. Çünkü. Ya şey hepimiz annemiz bilmiyorum ama... benim çocuk doğurmadığım halde anne antenlerim güçlü. Evet. Kadın olmak işte bu bence. Evet. Ama bunu her ya ve şanslı hissediyorum kendimi. Evet. Bir de ben doğurmanın ya da üremenin illa çocuk sahibi olmaktan geçtiğine inananlardan biri değilim açıkçası. Ya. Siz bence hepimizden daha fazla annesiniz bu yarattıklarınızla, ürettiklerinizle, dokunuşlarınızla, sanatınızla. Ben işinde üretmekten vazgeçmeyen ve hep daha ileri giden her kadının doğursun doğurmasın anne olduğunu düşünüyorum. Ya, yaratmak çünkü bu. Evet ama Ceylan'ın şimdi şey, bütün anneleri kutluyorum. Onu ayrı tutacağım. Çünkü gerçekten ben hep düşündüğüm anlar oluyor. Şansıma çok anne tatlı anneler rolleri oynadım. O inşallah oynayacağım da. Tabii ki. Ama şey var annelik inanılmaz bir zor bir süreç. Ve bütün anneleri gerçekten kutluyorum. Şimdi onu ayrı tutmak gerekiyor. Gerçekten. Peki Hande Erçel? Evet. Merak ediyorum ilişkinizi. Ya şimdi şöyle aslında ilişki değil bu arada Meryem Uzerli de aslında Türkiye'ye getiren. Çok çünkü, selamlar buradan Hande'ye de Meryem'e de evet, bu arada. Evet çünkü ya şimdi şöyle bir proje oluyor. Onu Türkiye'de benim dışımda da bir sürü kişi yapıyor. Meral ablacığım bana şey demişti. Bu arada Meral ablaya benziyorsunuz. Ve onu onur, ilk söyleyen ben değilim. Ve onur duyuyorum ona benzediğim için. Çok konuştukça mutluyum. Konuştukça evet, Meral ablayı evet, görüyorum evet, sizde. Evet. Ne güzel olmuş hayatın sizi evet. bu kadar bir araya getirmiş olması. Belki de böyle suretlerini bırakarak gitmek bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ya, şey Meral ablacığım verimli topraktı. Bence çok bıraktı her şey, herkese evet, her şey. Hepimize. Aynen. Peki Meral abla bir ya oyuncuya şimdi, ihtiyacı olduğunu mu söyledi? Ya bana şey demişti, biz bir mutlu olsam da çalışırken muhteşem yüzyılı gerçekten okuyordu, dinliyorduk falan. Hı hı. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Müthiş bir şey. Ve bana şey demişti, Hülya'cığım bir no name, tanınmayan bir oyuncuya bak demişti. Ben bu arada kast direktörlüğü Almanya'da da yapıyordum. Uygulayıcı yapımcılık da yaptığım için... Bir de mesleğim olduğu için tabii. zaten biliyorsunuz siz de hemen tanırsınız bir oyuncu içeriye girsin anlarsınız evet. siz de. Yani bu çok özel bir durum değil aslında herkes. Yani mesleğinde iyi olan herkes kendi mesleğiyle ilgili biri olur mu olmaz mı bir yerden sonra anlayabiliyor gerçekten. Evet, ama evet. gene de sizinkisi başka bir şey bence. Yani bir oyuncunun hangi rolde kendini gösterebileceğini öngörmek. Oyuncuya buradan destek vermek bence bambaşka bir yetenek. Aynı şeyler değil bence. Ya, teşekkür ederim ama işte orada Meral abla benim için çok kıymetli ve iki alternatif vardı. Ve sonra o iki alternatifi sundum. Tabii hı-hı. burada işte Meryem oldu. Hande'de de Tatar Ramazan'ın kast direktörlüğünü yaptım. Orada tanıştık. Hande bir arkadaşımın. Arkadaşıydı ve geldi ve ben çok sevdim yani ve yani biliyorsunuz. Daha oyunculuk yapmamış mıydı hiç, Hande hiç. Hatta Tatar Ramazan'da 3 bölüm oynadık ve şey istiyordum aslında ana kasta olmasını istiyordum. Bir olmadı başka bir küçük bir konuk 3 bölümlük oynamıştı öyle bir. Peki Hande oyuncu olmak istiyordu. Evet tabii. Tamam tabii. Siz de o yüzden tanışmıştınız. Evet evet. Ve aslında ana kasta uygun gördünüz. Evet. Olmadı ama 3 bölüm sonra sonuçta bir yol açıldı Hande'ye. Ve onun o zamanki menajerine yönlendirdim falan öyle bir kontakta kaldık.
Meryem peki Almanya'da oyunculuk yapıyordu sanırım. Evet, biz Almanya'dan, Meryem'i ben 17 yaşından beri tanıyorum. Yani çocuğum, evet. O yüzden yani öyle bir güzel tesadüf oldu Meral abla için, Meryem için. 28 yıllık evlisiniz öyle mi? Aslında şimdi Mayıs'ta 30 olacak. 2 sene geriden gelmişiz bilgi olarak. 28'i bile dolu dolu söylemeye çalışırken 30 olduğunu öğrenince artık 30 yıl. Evet, evet. Hikayeyi dinlemezsem çatlarım. Beni bilen bilir. Okay. Ya aslında şimdi şöyle, evlilik konusu, ilişkiler konusu aslında tesadüfe bağlı. Bazen ruh eşinizi buluyorsunuz. Aslında istemiyorsunuz da çünkü ben ilişkiye inanan ve evliliğe inanan birisi değildim. Ah. Evet, hiç değildim gerçekten. Bana hep şey gelirdi, böyle kızlar aşık olup evlenecek falan diyordum ki... Yani yok muydu öyle bir gelinlikle sallanırım, prensime doğru yürürüm ederim, duygusu? Yemin ederim asla yoktu. Ha. Gerçekten yoktu. Ya bizim dönemimizde bir de örnekler de çok kötüydü. Hmm. Ya annem babam çok anlaşamıyorlardı. Etrafımdaki arkadaşlarım. Sonra ablam evlendi, ayrıldı, mutsuzdu. Ve şey yoktu, bir hayal kurabileceğimiz, evliliğe dair bir ön görebileceğim yoktu. Ve sonra işte eşim, ismi Ünsal'la tanıştık. Sonra zorla da olsa ayrılamadık. Ne iş yapıyordu Ünsal? Ya Ünsal elektrikle ilgileniyordu. Hiç alakasız. Yani hiç iyi, yani mesela tiyatroyu seviyor, sanatçıları seviyor. Tek başına oyuna gidiyor, biliyor ve zaten ilgimi orada çekmişti. Bir oyuna gitmiştim. Tanışıyorduk ama tek başına oyun izleyebiliyor falan. Ama sanatçı değil. Belki o yüzden. Belki de. Olmasın diye ne yaptınız? Elinizden geleni mi yaptınız? Gerçekten 5-6 yıl istemedim olmasını. Gerçekten, gerçekten mi? Gerçekten. Aa, aşık olmanıza rağmen istemediniz. Evet. Ama şey, sonra ayrılamadık. Belki de bir ruh ikizliği vardı. Ama çok kibar, çok beni hep özgür bıraktı, rahat bıraktı, hep destekledi. O yüzden belki de yürüyebildi. Çok güzel bir şey bu, değil mi? Evet, yok, çok mutluyum zaten. Çok da seviyorum. Evet, fotoğrafımızı çekeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ne kadar tatlısınız. Siz çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Harika bir programı sonlandırırken gayet mutluyum, keyifliyim. Çünkü sanatın gücünü, sanatçının gücünü tekrar hatırladığımızı düşünüyorum. Yapacaklarımız bitemez sevdiğimiz mesleği icra ediyorsak diye düşünüyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Çok kıymetli bir entelektüel Hülya Duyar. Onu geç de olsa tanıdığım için kendimi çok iyi hissettim. Oyunculuğunun yanı sıra mesleğinin her alanında imzası olan işleri çok heyecan verici. Tiyatro oyununu merakla bekliyorum. Sevgili Hülya sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sanat kendi yalanını unutturacak kadar güçlü. Sizi çok seviyorum.